Start noktasındayız. Saatlerimiz 3.43. Son 17 dakika sonra start alacağız. İnsanlar inceden ısılıyor. Start takımı sevgilim benim burada beni bekliyor. Kontrolden geçtik. Hazır ve nazik bir şekilde tahminimden biraz fazla ağır olarak başlıyorum. İki litre bir su var çantamda. Hiç bu kadar yemek almamıştım. Hiçbir CP'de yemek yemeye ihtiyacım olmayacak gibi duruyor. Yemek beni götürecek, ona inanıyorum. Bakalım neler yaşayacağız. Güzel bir macera. Öteki dünyaya geçiş gibi. Astral bir yolculuk gibi. Bakalım şelteri indirip güzel güzel keyifli keyifli gidip geleceğiz. Zaman planı yok. Taktik maktik yok. Sağlıklı bir şekilde güzel güzel gideyim geleyim. Cut-off'a kalmayayım yeterli. Amaç bu. Cut-off süreleri burada yazıyor. Eğim grafiğimiz. Önce çelik uyduruna çıkacağız. Sonra ineceğiz. Sonra alacaya çıkacağız. Sonra ineceğiz. Sonra ezdevit yaylaya çıkacağız. Sonra finish. Bu kadar basit esasında. Bakalım neler olacak. Heyecanla bekliyorum. Başarılar diliyorum. Canım benim. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Ve taksimetre başlar. Bravo. Güzel bir gün olsun. Güle güle bende. Evet bakalım. 2-3 dakika gecikmeyle start verildi. Neler yaşayacağız? Heyecan, aksiyon. Hep beraber gidiyoruz. Oo, yanarlı dönerli ışıklarla beraber. Daha evinin oradan verdik coşkuyu bakalım. Yukarıda bildirge. Daha evinin oradan Meşil Milli Parklar tabelamızın altından yukarı doğru yürüyerek yormadan yıpratmadan gidiyoruz. Şekilde. Arka taraf Uğur Böceği mi artık ne dersen. Arka taraf geliyor. Başladık, gidiyoruz. Aynen. Ve 45. dakika. Sokuluğun üstündeyiz. Aşağısı boncuk boncuk geliyor. Yavaş yavaş batonları açtık. Tıpış tıpış ilerliyoruz. Hafiften hava ağarmaya başladı. Millet karayalığa geçmiş de yar duruyor. Bakalım bizde durumlar ne? Hocam nasıl gidiyor? Herhalde bir belki. Müthişsin, numaran kaç? Numaram 3102. 3102 kısa parkur. Kısa parkur, evet. Başarılar hocam. Teşekkür ederim size de. Öpüyorum. Yarışın 1,5. saati yaklaşık 8,5 kilometre oldu ve kapıya doğru tırmanış başladı. Saat gibi işliyor. Halil hocam arkamda. Arkası devam ediyor. Ben az önce bir kılık kıyafet değiştirdim. Şortu değiştirdim. Buff'ı taktım. Biraz üşüme hissettim çünkü. Şimdilik güzel gidiyor. Kapıya doğru tırmanış devam. 2 saat 45 dakikada bu güzel insanlarla karşılaştık. Çelik Bucuran XCP'deyiz. 50-66 geldi. Şimdi burada beslenme saati. Anadağlardayız. Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Şimdi kalp ayak kaldı. Kalp 2-3 tenis kaldı. Devam. Aynı hocam. Evet. Hocamızı dinledik. Daha doğrusu Vali Bey dinledik. Rotamız şu anda Karasay Zirve altındayız şu anda. Şurası Karasay Zirvemiz. Bizim uzun rota. Şimdi buradan aşağıya ineceğiz. Sarı Mehmet'in yurduna. Sonra tekrar çıkacağız. Parmak Kaya'yı görüyoruz. Parmak Kaya'nın yanından aşağı ineceğiz. Sonra bir daha ya uzun yani daha var bayağı. Güneş doğdu. Ben de bu pozisyondayım. Keyifler güzel. Birinci zirve bittiğine göre işi yarıladık. Hatta %70'i bitti diyorum. Birinci liste bittiğine göre. Artık devam ediyoruz. Ve 3 saat 40 dakikada ikinci kontrol. 3550 Karasay Zirve'de. Ve Karasay Zirve'de. Yes. Röleğimiz var. Sağ olsun güzel insanlar. Cillop gibi bizi ağırlıyorlar. Güvenliği sağlıyorlar. Teşekkür ettim beyler. Evet şimdi inişe başlıyoruz. Karasay'ın inişi beklediğim gibi.
nasıl derler? Dağdan bir gökalp iniyor döne döne. Dağdan bir gökalp iniyor döne döne. Dağdan bir gökalp iniyor döne 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 döne. İşte bu yaşıyorum. Harika. Domates var, ezogelin var, bütün foyalar çıktı meydana. Tamam, bademiz güzel şunun. Senin hatırlaman diyorum be, koşun başından beri uzak su var. Vay be, oradan görüp hatırlayanlar oluyor demek ki. Noktası 21. kilometre. Sevgilim gelmiş beni karşılamaya. Şu an gayet iyiyim, yenilendim. Öküz gibi yemek yedim. Çok iyi, şimdi esas aksiyon şimdi bundan sonra başlıyor. Tozluklarım biraz daha aldı ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde gidiyoruz. Nasıl gözüküyorum? Müthişsin. Tamam. Maşallah maşallah. Giderim var değil mi? Giderim var. Yani bir 30 kilometre daha gitmesi lazım bu. Yani 3'te 2'si, 3'te 1'i evet. Bitti. Aynen öyle. Yarısı neredeyse güzel bitti. Güzel dinlendik. Geze geze. Toparladık aynen öyle. Alaca zirveyi gördük mü tamam, ondan sonra saldık mı aşağıdayız inşallah. Çerezler burada, ben buradayım. Öpüyorum. Canım buradayım. İyi uçuşlar. Hep beraber uçun uçun gelin. Şu anda Sarı Mehmetler'den çıktık. Bir kilometre oldu. Ormana çıkıyoruz, bitmek üzere orman. Şu karşıki tepeyi ardını aşacağız. Arkadaki zirvenin zirvesine çıkıp aşağı ineceğiz. Güzel kafalar yaşıyoruz. Bakalım. Şimdilik iyi. Sıcak inceden bastırmaya başladı. Bakalım ileride neler olacak. Devam. Evet, yarışın en anlamlı ve en özel yerlerinden birisindeyiz. Sevgili İsmet'in anıtının olduğu yer. Bu sene kaybettik. Dağcıların ablası diye bilinir. Artık ölümsüz. Burada bir çift kazasında öldü. Burada bir anıtı var. Tabii İsmet'i anınca rahmetli Mustafa Tekin'i ve Neco'yu, Necmi'yi anmadan geçemiyorum. Her zaman aklımdasınız. Evet, şu ne altı? Yukarıdaki şu tepeden indik aşağıya. Şu aşağıdan buraya. Bir tane tek bir çıkıntı var ya orada bak, düzlükte. Aynen öyle. Oradan geliyoruz. Çıkış devam ediyor. Şunun arkasına gideceğiz. Orada bir zirve daha var, ona gideceğiz. Evet, 7 saat 45 dakika oldu. 28. kilometredeyiz. Teke Karın'a doğru yükseliyoruz. Alacı zirve şurası. Arka taraf geliyor. Çok zor. Çok zor. Tüketiyor yani. Sipilerin arası biraz açık. Tüketti. Çok şem iyi değil. Hiç problem değil. Hadi görüşürüz. En ulaşılmaz CP'ye, Tekekarı CP'sine geldik. Maşallah nur topu gibi insanlar bizi bekliyor burada. Ellerinde sularla. Üf, vallahi altılı yedili bak, bizi bekliyorlar hep. Müthiş. 26 Gökalp. Hoş bulduk. Nikolay. Eli. Eli. Evet. Welcome. Şimdi buradan ahanda şuraya doğru. Okay. Minnoş minnoş de. Ne durumdasın? İşte, Gökalp. Katıldım. Sayende gayet iyi. Müthiş. Dönmeseydik şu anda durum. Her şey güzel gibi. Çok yorulduk. Beslenemiyorum ama. Olduğu kadar. Aynen beraber. Bundan sonra minnoş minnoş gideceğiz. Arkadaşlar sağ olsun. Aynen. Güzel beslediler sağ olsunlar. O zaman tıpış. Hadi devam. 3 kilometre daha atmayacağız. Aynen. Devam. Haydi gidiyoruz. CP'den de çıkıyoruz. Benimki 50-26. 50-26 ayrılıyor. Şu cihaza yakın geçebilirseniz. Evet, cihaza yakın. Dibimizi öttürüyoruz. Tekekarı CP'den çıkıyoruz şimdi. Yenilendik, toparlandık. Bir şeyler atıştırdık gene. Eğlenceli gidiyor bakalım. Şu alacı zirveyi bir görsek zaten. Gerisi kolay. Son zirvemiz, son yan geçiş. Alacı zirveye gidiyoruz. Neler hissediyorsun hocam? Evet. Büyük değil mi? Bayağı büyük hissettiriyor. Şöyle arka tarafı da gösterelim. Alacı zirvede zaten şu an insanlar gözüküyor. Ondan sonra ver aşağı gitsin. Ve şu hissiyat bile yeterli. Şuraya gelip şu uçtan bakmak bile yeterli. İnanılmaz bir rüzgar var. Hava bozuyor içiyle. Biraz çıkartıyor. Güzel.
Mutluluk budur ya. Tam ağacın zirve altında sandviçimi, sevgilimin yaptığı sandviçi yiyorum. Hocam isim neydi? Satılmıştım abi. Satılmış hocam bu geldi az önce. Hocam ne durumdasın? Bülent Çınar. Gayet güzel. Biraz daha dinlenebilsek iyi olacak ama katofa kalmamak için acık. Aynen. Azıcık hızlanıyoruz ama gönülleri unutmuyoruz. Hocam isim neydi? Tarık ben. Tarık hoş geldin. Ben de. 21. Hocam hoş geldin. Çok şöyle bir dil altı bir şeyler yiyelim kendimize gelelim. Şu anda. Dışarıda kontrol noktası var. Zirvede. Beni hayatta tutan şey. Sadece kontrol ama bir şey yok orada. Çok iyi. Çok çok iyi. Sevgilim tamam. Yaptı. Son yarım saat. Elleriyle. Hoş geldin. Hoş geldin. 50-70 beyazı. Devam edeceğiz. Görüşürüz yukarıda. Alıcı zirveye az kaldı. Yarım saat 45 dakika. Alıcı zirve gözüktü. Naci'nin güzel motivasyon ziliyle. Çıngıldat bakayım şuna. Öyle geldik vallahi billahi. Ne bitmedik zirveymiş son 20 metre diye diye. Patatese bağladık ama. Sonuçta zirveye geldik. Aha da şuralardan bir yerden. Naci süperim değil mi? Süpersin. Müthişsin ya vallahi. Öperim kadından. Kendine iyi bak. Alaca zirvedeyiz. Hoş geldiniz bravo. Eyvallah hocam. Sizin kadar olmasak da. Naçizane. Kendi yağımızda kavruluyoruz. Alaca zirve. Şöyle Toto'yu dokunduralım. Ötmüştür muhtemelen. Ötmüştür. Eyvallah. Dinlenmek istiyorsanız biraz oturabilirsiniz. Olabilir mantıklı. Evet şimdilik bu kadar. Şaftımız kaymış bir şekilde Alaca Zirve'ye geldik. Soner hocam, Usul hocam. Bizleri beni nur yüzüyle karşıladı sağ olsunlar. Aynen su sopo falan da güzel maşallah. Şimdi bundan aşağıya saldık mıydı? Rotofa yaklaşık bir 3 saat var. 3 saatte bir 3 kilometre inmemiz gerekiyor. Kabaca. 6 kilometre varmış. 6 mı varmış? 6 mı varmış? 6 mı varmış? Sıkıntı yok. 3 koşan 6'yı da koşar. O zaman şov başlasın. Evet bir sulanalım. Yapıştır. Avcı belinden aşağı. Salalım. Salıyoruz şu anda. Devam. Haydi. Bekliyorum seni. Aman minnoş minnoş dikkat. Süper. Baliye ile ikonik zirvemiz. Parmak kayayı da gösterelim. Tam şurada. Müthiş bir görsel. Devam ediyoruz. Minnoş minnoş. Haydi bakalım. Parmak kayanın dibindeyiz şu anda. Onun gölgesi var. Sabah indiğimiz yer çarşak. Şuradan aşağı inip bunun arka tarafındaki vadiden daha arkasındaki vadiye gidip şuradan aşağıya inmeye çalışıyoruz. Evet yaklaşık 12 saat 15 dakikada 39. kilometrede Kocadeli'ye geldik. Burada CP'de bizi yediriyorlar, içiriyorlar. Değil mi? Tabii. Magnezyum suları hem de. Üf. Neyse şimdi biraz müthiş. Yayla sponsorluğunda nohutlu pilav. Üf. Hepsini katır taşıdı. Ondan... Tabii katırın yeri ayrı. Şimdi o zaman temizlenme paklama. 33 kilometrede Kocadeli. CP'sinde kolamız, nohutlu pilavımız, çorbamız. İyi bakıyorlar değil mi? Çökelim buraya bence. Katofa kadar burada yiyip içebiliriz bence. Sıcak bir aile ortamıyla beraber. Sağ olsunlar güzel. Arkadaşlar var. En besleyici CP'den ayrılıyoruz şu anda. Müthiş bir manzarayla gidiyoruz. CP'den çıktık. Eznebit yerliğe doğru şurayı aşıp karayala ineceğiz. Allah'tan bulut geldi. Hava biraz serinledi. Çok güzelsin ya. Of. Çok iyi. Mutlaka gelinip görülmesi bir yer. Kesinlikle. Şu tepeden aşağı indik. Kısa parkurlar şu rotaya girdi buradan. Biz devam edip şu aşağıdaki ormandan Sarımevit'in oraya gittik ki CP'ye. Sonra o arkaya girdik. Şu dağların arkasından açtık. Şuradan indik falan. Güzel aksiyonlar ya. Tavsiye ederiz yani. Hop. Eznevit Yayla'dayız. 43. kilometre. Son 10 kilometremiz kaldı. Buradan aşağı saldık mı?
Müthiş. Eznevit Yaylayı bitirdik sayılır. Şu anda Sokulupınar gözüküyor. Oraya doğru. Ama önce karayola ineceğiz sanırsam. Az kaldı. Son 7-8 kilometremiz. Evet. Son 6 kilometremiz Karayalak'tan Sokul'a inerken rahmetli İsmet'in çeşmesi gene burada. Buz gibi suyuyla. Ama artık bitiriyoruz. Ve 5. kilometre son 5. Son 5. Sokullu bizi karşılıyor. Merve Üçgün'ü. Merhaba Sokullu. Ve 15 saat 20 dakikalık bir macera bitmek üzere. Muhtemelen 23-24'te falan bitecek. 43 denildi ama 44.5'tayız şu anda. Nasıldı hocam? Yorum alayım. Çok güzel bir antrenman oldu bize. Aynen, minnoş minnoş. Çok evet. Gökçen! Ve artık son 150 metre bitiyoruz. Gayet keyifli, sağlıklı, minnoş minnoş. Koştuğumuz, güzelce dinlendiğimiz bir yarış bitmek üzere. Şuradan döndük mü finish tabii. Bakalım neler olacak. Selamlar. Evet canım. Bu kadar koşan bir adama sahip olmak nasıl bir duygu? Zor. Zor. Dağlara bakıp acaba neresinde demek. Şu bulutun gölgesi ona vuruyor mudur demek. Canım sen. Bir daha yok koşmak falan. Tamam bu sondu bitti. Tamam. Bir daha koşanı. Bir daha koşanı. Öpsünler. Öpsünler. Evet. Aa, 15 saat 20 dakika. Hani güya ilk buraları test etmeden önce diyordum ki 12 saatte biter. Ha biter. Yani o ilk aklımda yol boyunca zaten bitir yani bırakacağım ve kendi bahanelerimi ürettim böyle. Özellikle Çelik Burcu'na çıkarken. Neyse orada bir 10-15 dakika falan oturdum böyle bir kendime geldim. Ardından Alaca'ya çıkınca bir şey oldu bana. At gibi koşmaya başladım ama nasıl böyle var ya. Herkes beni Alaca'ya giderken, daha doğrusu Çelik Burcu'na giderken geçti. Alaca'dan aşağı inerken en ihtimal 25-30 kişi falan geçtim. En ihtimalle. Öküz gibi koştum. O da zaten şeyleri patlattı. Tozlukları patlattı. Çok da lazım değilmiş zaten. Evet. Sonra tozluksuz mu geldin? Tozluksuz geldim ondan sonra. Ayakkabılar hakkını ayakkabılar, verdi. Ayakkabılar evet. Ayakkabılar hakkını verdi ve artık emekli olma zamanı da geldi kendilerine. Onu Aladağlar'da mutlu aynen bırakalım bence. Dördüncüye bu yarışı bitirdim. 2015, 2016, 2017 ve 2024. Biraz ara vermişiz ama en azından mihrap yerinde. Cut-off'a kalmadan bitirebildik ama cut-off süreleri çok iddialı. Gerçekten çok iddialı. Bir daha gelirsek seneye. Aha evet gelirsek. Kesinlikle Enler zirve yapacağız. Ya kendimiz ve gelelim zirve yapalım, kamp aynen yapalım. Keyfini yani sürelim. Bir gün orada aktivitesi olup ondan sonra yarışa girmek lazım. Hadi hala yarış diyor bana ya. Ya olur da yaparsın. Tekrar kayıt. Olursa. Orayı silelim. Olursa. Mesela şu çok güzeldi. Serdal'ın bizi götürdüğü yer. Müthiş iyi geldi. Dönüşte suyun yerini öğrenmiştim. Sizden çıkıp, sizin Sarı Mehmet CP'sinden çıkıp yukarıdaki o teke kırına gidene kadar suyu ben bitirdim. Oradaki yalağı bildiğim için girdim. Halil'i de soktum oraya. Hani görünmüyor normalde. Görünmüyor, söylemiyorlardı. Biz rotadan çıktık. Bir ekstradan bir 250-200 metre daha git geldik yani. Niye söylemiyorlar ki? Ha? Söylesene. Rotadan çıkma diye. O bize çok iyi geldi. Yani o su bizi kurtardı resmen. Çünkü oradan Tekin Kırı'na daha 1,5 saat daha yol vardı. Çok iyi geldi. Neyse yaşandı ve bitti. Ah! Geçmiş olsun. Çok şükür sağ salim. Dağlar izin verdi geldi. Aynen öyle. Dağlar izin verdi geldi. Çok şükür anlamadım. Kar olmamış mı? Kara oğlan. Kara oğlan. Bak.
Sakallarını uzamış ha gelene kadar. Hmm,